Günaydınlar arkadaşlarım, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evime de kanalıma da hoş geldiniz. Vallahi telaşeli bir şekilde kahvaltıyı hazırlıyorum. Çünkü Mikail markete gitti geldi, daha kahvaltı hazır değil mi? Ben de telefonla arkadaşımla konuştum. O yüzden neyse, şimdi hızlı bir şekilde baba o peynir erimesi istedi. Ben de kendime bir tane yumurta kıracağım. Şimdi Mikail domates doğruyor ve kahvaltı hazırlığına başladı. Oğlum, masaya koyduk mu her şeyi? Bir bak bakalım. Bana yumurta versene. bana yumurta ver oğlum. Hadi bak. Bak, yaptım Mikail. Hemen böyle bir şey yapıyorsun. Hazır değil mi? Zaten gelir gelmez oturacağım zannettim. Yok kaç ya, tane? Öyle bir dünya kaç yok. Ay kızlar, vallahi durumlar böyle. Saat kaça geliyor biliyor musunuz? 12. 12'ye geliyor. Telefonu kendime çevireyim. Saat 12'ye geliyor. Vallahi masanın üstüne öyle kahvaltılıkları attım. Ekmek falan hepsi üstünde. Böyle süslü püslü olmayan sunumsuz bir kahvaltı. Zaten ben pek yapmıyorum. Çok nadir yapıyorum. Vallahi o sunumla da uğraşırsam çok vakit alıyor o işler. Sence sunumlu kahvaltı mı Mikail? Tabii ki sunumlu kahvaltı. Her gün isterim. Hayatım, bir günaydın de istersen arkadaşlarıma. Tabii ki günaydın, hayırlı işler. Bereketli günler, bol kazançlar, gününüz aydın, işleriniz başarılı olsun. Güne nasıl başlıyoruz? Bomba gibi. Bomba gibi başlıyor Çetin ailesi. Tabii biraz sabahtan kızdım buna. Bursa'ya götür dedim beni. Aslında biz gezen bir insandık. Yani aileydik, insandık diyorum. Kız, bu benzinler yüzünden seni gezdiremem dedi. Ben de o zaman gezdiremem demedi. Bizim Bursa'ya gitmemiz 300 TL. Mudanya'da gidersek dedi 500 TL. O zaman ben de dedim ki arabanın anahtarını aldım dedim ben de. Çünkü araba benim araba. Kızlar benim üzerime. Ben de arabanın anahtarını aldım. Markete gidecekti. Arabanın anahtarını verir misin dedi. Ben de hayır vermiyorum dedim. Yürüyerek gitti beyefendi. Evet, haklı olabilir ama hiçbir yere gitmeyeceğiz Mikail. Yok, gideceğiz. Niye öyle yaptın? Sen bana Bursa'ya götüreceğim dedin sen beni. Biriktirip bir defa da gideceğiz. Nasıl bir defa? Yani benim de işlerim var Bursa'da. Onun hepsini beraber halledeceğim. Diyor ki seni köye götüreyim diyor. Köyde azıcık diyor gezdireyim işte, temiz hava. Evet, köy havası seviyorum ama. Şu ne kadar hızlı konuşuyorum ben kız. Şu iki arabanın sepetlerinden alacağım. Böyle bir iki deko. Hazır. Şimdi yağına batırıp batırıp yesinler. Ben de kendime şimdi yumurta kuruyorum. Bizlere afiyet olsun. Vallahi bugün ben iyiyim ya. Güzel kalktım. Size de güzel bir gün olsun. Bana da güzel bir gün olsun. Çünkü eğer gezme yoksa buzdolabı temizliği var kızlar. Buzdolabı temizliğinde görüşürüz. Buzdolabı temizliğine geçmeden önce peynir etmesi için böyle iki poşet tereyağı çıkarttım. Bunları ben şimdi küp küp doğrayıp kabıma koyayım. Lazım olduğu zaman da çıkartırım. Donken böyle parçalamak lazım olduğu zaman daha zor oluyor. Böyle yaptığım zaman benim işime daha kolay gelecek. Vallahi radyomu da açtım, tabii şimdi kapattım. Radyosuz böyle müziksiz iş yapamıyorum. Müzikle birlikte o iş var ya, öyle güzel bir yapılıyor ki. Kimler benim gibi müzik dinliyor? Hangi arkadaşlarımız? Vallahi müzik ruhum gıdasıdır. İhtişama aldanıp kanma dostum. Bizi boş insanlara bu dünyada yedin. Allah mekanına cennet eylesin. Barış Manço'nun biliyorsunuz evine gitmiştim. Çok güzel bir duyguydu. Ay vallahi orada var ya, öyle kötü oldum ki. Çok kötü oldum. Özellikle o mumyasını gördüm. Yaptıkları gerçek gibiydi. Şöyle yapayım. Herkes bu dünyada misafir. İşte vaktini, zamanını bekliyoruz. Allah ölümün bile her zaman hayırlısını versin. Rabbimden tek isteğim, beni kimseye muhtaç etmesin kızlar. Her zaman öyle derim. Allah kimseye muhtaç etmesin. Tuzlu tereyağı bu. Genelde hamur işlerinde zaten bunu kullanıyorum. Böyle pastalara falan onu ayrı alıyorum. Bu sadece yemekler için. Aynen böyle hazırladım. Şimdi bu buzdolabına, hem de alırken daha bir rahatlık. Donken böyle kesmek var ya, o kadar zor oluyor ki, böyle büyük bir kolaylık oluyor. Hadi bakalım bunu da.
buzdolabına ve ben işlerime bir an önce başlayayım. Aysun arkadaşınız buzdolabı temizliğine girişti. Bitirdim bile. Şimdi sadece son bir niye netlemedi? Bez olduğu için. Şöyle son bir sadece bezle siliyorum ve bitirdim işimi. Şu kısımları çıkartmadım çünkü iki tanesini kırdım. Bu leke değil kızlar. Bu artık yılların buzdolabısı. Dura dura böyle burası sararmış. Bu kısımları çıkarttım. Bu kısımları çıkarttım da şu alt filan şunları çıkartmadım. Çünkü kıracağımı biliyordum. Biliyorum, hissediyorum. Kırdım. Bir şuraya kırdım. Kız bu kir mi? Yok. Bu buzdolabı dura dura kızlar. Hep sararıyor. Dışı da zaten beyazlığı da gitti. Bakın. Şurayı bir şey yaptım. Şurası bakın kırıldı. Şimdi şöyle son bir sileyim. Şu dibinden, köşesinden buzdolabı hallettim. Orayı da hallettim kızlar. Parçalarını nasıl yıkadım? Yıkayabildiklerimi lavaboda yıkadım. Şu takacağım camları da küveti bir yıkadım, temizledim çamaşır suyuyla. Ondan sonra orada yıkadım. Şimdi dikine de bıraktım. İyice suyu süzülsün. Belki de süzülmüştür. Takıp yerleştireceğim ve buzdolabı temizliğini bitirdim. Şükürler olsun. Ay vallahi siz de eğer yapacaksanız sizlere de şimdiden kolay gelsin arkadaşlarım. Gazanız mübarek olsun. Ben o kadar stres yaptım. Bitirdim. Dışı da bir kirlenmiş ki sormayın. Vallahi buzdolabı parladı. Çok kirliymiş. Ay bana ne oluyor? Ben böyle bir kadın değildim. Vallahi ben böyle bir kadın değildim. Video çekmekten vallahi ne kendimize vakit ayırabiliyoruz. Ne eve, sürekli bir koşuşturmaca. Ama sizleri çok seviyorum. Şimdi içini yerleştireceğim. O son halini gösteririm. Arkasını da sildim. Aslında bir kafa dedim ki bunu şuraya geçireyim. Ama masayı tek başına kaldıramam. Şurayı göstereyim mi size? Bu kadar yeter. Saniyelik gösterdim. Hadi bakalım dizeyim şimdi. Şimdi tekrardan göstereyim. İçini aynen bu şekilde düzelttim. Şu her zaman zaten üstte ben kahvaltılıkları kullanıyorum. Kahvaltılıkları koyuyorum. Pardon. Şu düzenleyicileri aldım. A101'e çok geliyordum. Geliyor bunlar ama sanki bu aralar pek görmüyorum. Gelmiyor. Böyle kahvaltılıklar üstte. Şu kısım da kırıldı. Burada bir bakın. Şöyle bir kapatmak için bir şey vardı. Mika kapak diyeyim ben size. O da kırıldı. Bu düzenleyicileri de aynen A101'den aldım. Şunda incir var. Sıvı krema falan. Şu arkada da pasta malzemeleri. Bunlar salçalarım. Böyle yapıyorum. Aslında ben salçaları biliyorsunuz bir kaba boşaltırım. Sebze olarak bu hafta sadece evimizde havuç ve domates. Meyve grubuna mı giriyor, sebze grubuna mı? Onu ben biliyordum. Domates sebze değil, meyve diye biliyorum. Bu da kaynanamın kuruttu. Ay şurası yırtılmış. Kaynanamın kuruttu. Biber kuruttu. Buzdolabı ütüyor. Kızlar bu kısımda da tarhana var. Şu keçi boynuzunu aldı eşim. Daha hiç kimse yemedi. Bu da zemzem suyu. Arkadaşım getirmişti. Şöyle düzdük ve bugün burayı da kırdım. Bugün var ya... Uf, elim ayağım böyle hep birbirine dolandı. Şunu da kırdım bugün, hallettim. Buzdolabının parçalarını kırıyorum ama buzdolabı bozulmuyor. Bu kısmı da aynen böyle yaptım. Ay, ütüyü hemen kapatayım. Buzdolabı temizliğimiz bitmiştir. Hadi bakalım şimdi diğer işlerimize başlayalım. Vallahi buzdolabının dışı da ayna gibi parladı. İtiraf edeyim. Bayağı kir çıktı. Şöyle üstünü falan da bitirdim. Cifi de ayarladım hemen dolaplara. Ay yanlış sıktım, pardon. Daldım. Şöyle yapacağım. Yeşil kısmını değdirmiyorum çünkü. Bu dursun, dolapları silerim şimdi onunla. Allah Allah, hazır mıyız? Değiliz. Hazır mıyız? Değiliz kızlar. Bıktım bu iş güçten vallahi ya. Yap yap bitmiyor.
Kınan geldi. Buzdolabını bitirdim. Ay şükürler olsun. Orasını hallettik ya. Artık burası çocuk oyuncağı ama havada bir güzel, bir güzel. Şöyle var ya, biraz hızlı davranayım. Mikail'le Bursa'ya gidemesek de belki bir köye, belki bir dışarı çıkarız. Böyle. Dolap üstlerini hep sildim. Bayağı da kir çıktı. Şimdi buraları da silip hemen aşağıya, şu kısımlara da gözükmeyen yerler var ya, şuralar bile sararıyor. Şöyle sıkayım. Benim dolaba hiçbir zararı yok bunların. Çünkü o parlak hani yüzey dolaplar oluyor, onlardan değil, tekrardan söyleyeyim. Ve süngerin bu kısmıyla da rahatlıkla yapıyorum. Yani o türlü dolabım olsa zaten asla bu kısmı sürmem. Böyle bezlerle yaparım. Ama buna hiç şey olmuyor. Şimdi birazdan da halıcıyı arayacağım. Gelsin mutfak konumu alsın. Şöyle bir toparladım onu. Şu kısımlar hiç hoş gözükmüyor. Böyle aşırı kalabalık gözüküyor. Buraya aslında kahve fincanları, hani çay bardakları, şu kısma tabaklar koyabilirim ama buradan almak da zor. Yani o yüzden bu kısmı böyle yapıyorum ama dışarıdan hoş gözükmüyor. Sanki burası kısımlar böyle kalabalık gibi. Mutfak dolabımın en geniş olan kısmı. Buraya neyi koydum? Şöyle göstereyim. Şu ikili cam sunumlukları koydum. Altta da aynı şekilde. Bu da Silex'in döküm tavası kızlar, bayağı derin. Onda yemek de yapılıyor ama ben pek yapmadım. Bir kere sulu köfte tepsim. Şunlar da hamur dağıtıcısı. Şuna da aslında krep falan yapılıyor, soslar. Aynen bunu koydum. Şu var ya, nereye koyacağımı bir bilemiyorum. Oradan al oraya koy, oradan al oraya koy. Kelepçeli kalıplarım. Şu da aynı şekilde. Ve hiç kullanmadığım bu kış. Oğlumun anne evlendiğimde lütfen bu meyve sıkacağını bana ver dediği ürünü hiç kullanmadım kızlar. Bu kış hem de hiç. Öyle güzel yapıyor ki aslında. Meyvenin böyle pusasını çıkartıyor. Onun ben hiç linkini de paylaşmadım. Aslında kış ayında keşke yapsaydım. Ne bileyim, hiç şey yapmadım da. Burayı da bitirdim. Buraya, yani burası bayağı geniş. Vallahi pek düzenli olmadı ama pardon, elimden geçti. Şurayı ben tekrardan göstereyim. Yukarıda bor camlarım. Ay yine orada kalıplar var. Çok eşya, çok iş. Yani çok eşya, çok iş. Yemek takımı. Orada bakın, tepsi çok var. Ben var ya, bazılarını kayınvalideme götüreceğim. Aynen burası da böyle oldu. Bakalım gidebilecek miyiz kayınvalidemede? Nasip kısmet. Şimdi burayı da halledeyim. Kileri, bu kısımları hep çıkarttım. Biliyorsunuz burada hasır sepet vardı.
çaydanlığımı koydum. İşte doğrayıcı falan onlar da orada. Belki bir şeyler yaparız buraya. Bilmiyorum, şu anlık böyle duracak. Şurada göstereyim hemen size. Hem de dolap içi turu yapayım. Şöyle çok azıcık, minicik. Aynen böyle sunum kaseleri. Yani kaseler işte, kuplar. Burası da böyle. Burası da böyle camlar. Üste ay şöyle bor cam falan var. Burayı da zaten biliyorsunuz. Aynen böyle yaptık. Burası da kek kalıpları. Dışarıdan ses de geliyor. Burası da böyle. Burası da böyle. Burası da böyle dedim. Ay. Şimdi burayı da halledeyim. Neyse, işleri azalttım kızlar. Azalttım. İşlerimi bitirdim. Halayı da verdim ama halayı vermem birazcık böyle problemli oldu. O kısmı anlatacağım oturduğum zaman. Şimdi artık bir keyif kahvesi yapayım kızlar. İkindi de okunuyor. İyi de hak ettim kızlar, öyle değil mi? Buzdolabını bitirdim. Mutfağı bitirdim. Evde zaten en böyle çabuk kirlenen yer mutfak. Biraz da böyle elimizi çekince her yer birbirine giriyor. En çok buzdolabı yordu beni. Hem de bayağı yordu kızlar. Çekim yapmadım. Tabii ki ara ara zaten çektim, size gösterdim ama bu kadar. O telefonu kursam, baştan sona kadar çeksem zaten siz de sıkılırsınız. Bir de insanın vaktini çok alıyor. O yüzden çekim yapmadım. Şimdi kahveyi hak ettim. Bir kahve içeyim hemen. Oh, mis gibi kokuyor. Herhalde bu kısmı seyrettikten sonra kalkıp kahve yapmışsınızdır kendinize. Keyif kahvelerimiz çok olsun, öyle değil mi? Şöyle, bu fincanı da ben Essie Home'dan aldım. Çok da uygun bir fiyata almıştım indirimden. Essie Home'u bakın, sık sık takip edin. Fincanlar olsun, tabaklar olsun, bazı şeyler böyle bayağı bir indirime giriyor. Yani Essie Home'da indirime giriyor. Bu da indirime girmişti ve almıştım. Severek de kullanıyorum. Böyle sade, karışık, kuruşuk şeyleri zaten sevmiyorum. Bir de İngiliz Home'da da bir tane bir fincan çıkmış ama hiç bana göre değil, böyle çok çiçekli, aşırı böyle çiçekli ama güzel, ama işte bana göre değil. İçeyim bakayım. Kızlar hem de şöyle göstereyim size hemen. Bitirdim. Şimdi kahvemi alıp içeri geçeceğim. Hızlı bir şekilde soğutmayı. Şöyle bitirdik. Her taraf pırıl pırıl oldu. Hem de şu rafı da göstereyim size, neler koydum ben şimdilik. Tabii ki bunlar kalkacak. Şu sepeti kaldıracağım oradan. Buraya Ikea'nın kendi sepeti var. İşte bugün gitseydik, beyefendi beni götürseydi alacaktım. Aslında var, bir kafa ne diyor biliyor musunuz? Buradan ben otobüse binsem, direkt garaja var 20 TL. 20 TL'de geliş 40 TL. Valla aslında mantıklı da, ama işte yanımda arkadaş lazım. Yani yanımda arkadaş yok. Tek başına da gitmek istemiyorum. Ya da Mikail'i bekleyeceğim. Onu da çünkü Bursa'da yapması gereken bir işi var. Gittiğimiz zaman öyle yapacak. O da haklı, bir şey de diyemiyorum. Hayat şartlarına göre davranıyoruz arkadaşlar işte. İşte gidebilseydik onları alacaktım. Bayağı bir hasırla dolu oldu. Ama tabii ki dekor edeceğim. Yani bu böyle olmayacak. Ama şu tepsinin yeri mutlaka burası. Yani bunu buradan kaldırmayacağım. Böyle güzel oldu buraya. Hem de göstereyim dedim. Yalnız hasır acayip yakışıyor. Siyahla ikisi birbirine böyle uyumu çok güzel. Masamın üstüne örtü koyuyorum zaten başından beri. Hani çizilme olmasın, o bu olmasın. Bakalım yarın geleceklerini söylediler. Pazartesi ya da salı. Halıyı da verdim. Buzdolabım da temiz. Benden rahatı yok. Yemek işini de hallettim. Mikail'e dedim ki, Mikail,
Mustafa dedim kaç gündür benden lahmacun istiyor dedim. Yemeğe gider miyiz? Tamam canım dedi, yarım saat sonra dedi gelirim. Ondan sonra gideriz. Hem de bugün Mustafa babası para verdi ona, böyle alışveriş yapacakmış oğlum. Artık böyle tek başına gidip kendine bir şeyler almayı çok seviyor. Büyüdü ablaları. O da arkadaş da gelemedi. Annesiyle bir yere gitmiş. Dedim o zaman hani bizle almak istersen eğer, yemeği yedikten sonra dedim hani AVM'ye gidelim istersen. Yine seçimi ona bıraktım. Tamam dedi, size de bakarız. Bakarsın değil mi bizle de? İyi tamam oldu o zaman. Yok karışmayacağım. Ben diyorum ki kızlar şimdi buna. Şimdi haklı mıyım haksız mıyım? Gel bakayım buraya. Artık kış bitiyor. Haksız mıyım? Haksız. Diyorum ki böyle yazlık bir şeyler al yavrum diyorum. Zaten bir sürü kapşonlu siviti var. Yani yazlık şeylere bak diyorum. Orada biraz böyle şeysiz kalıyoruz. Ne tarz şeye bakacaksın sen? Bunun gibi bir şey bol. Ama işte havalar ısınıyor artık. Bak şurada. Isınsın. Ama ne, giyemeyeceksin ki, seneye daha farklı modeller çıkacak. Ben burada karışıyorum. Yani bu kısımda. Bence bir gidelim. Böyle ya, böyle hani yazlık bir şeyler gelmiştir. Anam bunlar da öyle bir inat ki aynı benim gibi. Abisi de aynı, bu da aynı, inatları bana çekmiş. Artık ne yaparsa yapsın. Bilmiyorum, yanında gezeriz. Bakalım neye karar verecek. Tabii ki benim gönlüm. Gömlek al kendine. Hı? Gömlek al, çok güzel. Ya gömlek sevmiyorum ki. Tamam da kış, yazın ne giyeceksin? Yazın bunu yetek giyerim. Yazın bununla dolaşacak mısın? Dolaşırım. Ay. Bazen var ya. Bazen gerçekten ortadan ikiye çatlayacakmış gibi hissediyorum. Bu çocukları küçükken hani küçükken daha böyle bir yola getiriyoruz ama büyüdükleri zaman yolu getiremiyoruz. Hani ben o anlamda diyorum, böyle hemen büyümelerini istemeyin. Ya Allah aşkına yazın gelir mi? Neyse. Şimdi konuyu da hemen toparlayayım. Halıyı verdim. Halıyı verdim ama nasıl verdim? İlk önce ben İnegöl diye Bursa'yı aramışım. Bursa Nilüfer'i aramışım. Yanlışlıkla anneciğim sen içeri mi geçiyorsun? Bursa Nilüfer'i aramışım. Dedim ki işte halı vereceğim dedim. Metrekaresi ne kadar? 10 TL dedim. Ben dedim ki geçen dedim 2 ay önce dedim artık ben de niye gerçekten didikliyorsam günlük zam geliyor. Kendime de kızıyorum bu konuda, bir daha böyle bir şey yapmak istemiyorum. Hani ben dedim 2 ay önce dedim verdim dedim 8 TL'den falan. İşte o günden bugüne işte zam geldi, o geldi. Benzine zam geldi, elektriğe zam geldi, suya zam geldi. Ayrıca sabah. Allah. Allah seni vayrı yapmasın. Dur. Sonra kadın bana şey dedi. Siz yanlış aramışsınız. Bursa Nilüfer'deyiz biz. Ay dedim kusura bakmayın. Ben hani 10 lira ya. Sonra bizim burayı aradım. İnegöl. İnegöl maşallah Bursa'yı geçmiş. Bir yeri aradım. Geçen takipçilerime sormuştum. Hani bir yere vereceğim de neresi falan, memnun kaldınız falan diye. En çok da bir tane bir firma çıktı. İsmi de söylemeyeyim. Ondan sonra ilk orayı aradım. 15 TL dedim. Allah aşkına dedim Bursa Nilüfer dedim 10 TL diyor. Siz 15 diyorsunuz dedim. İşte öyle böyle. Sonra tamam dedim beyefendi. Neyse ben birkaç yere daha bakayım. Ondan sonra dedim olmazsa geri dönüş yaparım dedim. Çünkü en çok sizi önerdiler bana. Ondan sonracığıma işte bir yeri aradım 15. Bir yeri aradım 15. Dördüncü de dur dedim arayayım. Orası da 15 dedi. Sonra dedim ki tamam dedim veriyorum. Hani en son aradığım yere dördüncü. Tamam dedi. Kaç tane halı? Bir tane dedim. 4 metrekare. Fakat dedi 4 metrekare halı alımlarında 90 TL fiyat biçiyoruz dedi. Şimdi metrekaresi 15. Ondan sonra acaba benim halının tutarı 60 TL tutuyor. Ama dedi biz dedi sizden dedi 90 TL alacağız. Niye dedim? Çünkü tek halı dedi. Ya dedi üstüne dedi bir tane daha bir halı ekleyin. 90'a tamamlayalım veya işte 90 üstü. Ya dedim böyle bir saçmalık olur mu? Önceden dedim tek bir halıya bile geliyordunuz dedim. Çünkü ben hep toplu veriyordum ya, inanın burayı bilmiyordum. Ondan sonra hayır dedi, yapılan dedi zamlardan, benzine yapılan zamlardan dolayı dedi git gel dedi bir sürü benzin yakıyoruz. O yüzden dedi 4 metre kare halınıza 60 TL yerine 90 TL alacağız. Ben de yok ya dedim. Tabii bunu içimden dedim, onlara söylemedim. Ya valla sinirlendim.
Ya dedim ben şimdi Ramazan dolayısıyla bir tane halı vereceğim. Sonra dedim ben komple vereceğim ama dedim. Şu an sadece mutfak battı. Hani mutfak en çok kullandığım yer. Tamam siz de haklısınız. Arkadaşlar esnaf da haklı. Beni şimdi buradan seyreden esnaf arkadaşlar da kızmasın. Siz de haklısınız, biz de haklıyız. Ne olur beni yanlış anlamayın esnaf arkadaşlar. Allah size de kolaylık versin. Biz de haklıyız. Buradan da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Sonra dedim ki tamam dedim vermiyorum. İlk aradığım firmayı aradım. Abla dedi maalesef biz dedi halı yıkamacı olarak yani İnegöl olarak işte böyle bir karar aldık. Velhasıl ilk aradığım firmayı aradım. Onlar da aynı şeyi söyledi. Ama dedi abla sana dedi hani bir güzellik yapayım tamam dedi bir seferlik böyle olsun. Geleceğim dedi hani halıyı almaya. Dedim Allah razı olsun ama dedim ben zaten dedim toplu olarak vereceğim. Sadece şu Ramazan bitsin vereceğim tamam dedim. Memnun da kalırsam sürekli de size veririm dedim. Neden vermeyeyim? Çok anlayışlı, çok böyle yani güzel konuştu. Eşi de herhalde beni takip ediyor Instagram'dan çünkü sürekli de görüyorum. Halıyı verdim kızlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah bizlerin de yardımcısı olsun. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Dün de Yelda'ya söylüyorum, abla diyor haklılar yani onlar da haklı, yapacak bir şey yok. Ama bir an böyle kan beynime sıçradı. Ne demek dedim ya, 60 lira vermem gerekirken neden 90 lira vereyim? Orada bayağı bir sinirlendim. Yok ya dedim yani bu kadar da olmaz. Ama yapacak da bir şey yok. Artık bu zamlara da alıştık, gelen zamlara da alıştık, her şeye alıştık. Bir yere gidiyorum, alıyorsan al, almazsan 2 gün sonra böyle olacak. Bir yere gidiyoruz bir şey yapacağız. Abla her an zam geliyor ona göre. Bir yere gidiyorum. Ben diyorum hani bunu da ben geçen bu fiyattan sordum. Oho diyor onun üstüne kaç kere zam geldi. Zam zam zam. Kızlar ben şimdi çok da konuştum. Abo 7 dakika olmuş. Üstümü giyiniyorum. Şöyle biraz da hafif makyaj falan da yapayım. Eşcağızımla çocuğumla birlikte yemeğe gidelim. Emre de aradı beni. O da bugün merkeze ineceğim dedi anne. Ondan sonra dedim oğlum dikkatli ol. O da çok iyi. Sağlığı, sıhhati yerinde kızlar. Şükürler olsun. Bizdeki durumlar böyle. Sizler de iyisinizdir inşallah. Siz bir dakika. Şimdi ben de bir şey merak ediyorum. Bulunduğunuz yerde halı yıkama yerlerin metrekaresini kaçtan yıkıyor? Bakayım sizin oralarda durumlar nasıl? Bizim buralarda durumlar 15. Bursa 10 TL. Çünkü orada rekabet çokmuş. Dedim burada hiç rekabet yok. Nasıl kız da bana güldü. Sizin oralarda metrekaresi ne kadar halıların kızlar? Yorumlara gelin bakalım. Acaba 15 TL'nin üstü olan var mı? Allah yardımcımız olsun. Ben yıkama olayını geçen sene boyumlu ölçüsünü aldım. Ağrıdan ağladım. Biliyorsunuz ben çok kötü hastalandım. Yıkadım diye. Bayağı vücudum hamlamıştı benim. O yüzden halı yıkama hiç gözüme yani hiç böyle cesaret edemiyorum. Bir kafa düşündüm. Mürvetin oraya gideyim dedim. Götüreyim. Balkonda geniş yıkarım. Ama evde yıkamanın o temizliği, o içine, insanın içine siniyor ya o temizlik. Elde yıkıyorsun, foşur foşur suyu, sabunluyorsun, yumuşatıcı döküyorsun. Oh var ya böyle mis gibi oluyor. Halı parlıyor ama artık mecbur veriyoruz yani. Değil mi? Öyle değil mi? Hadi ben kalkayım şimdi. Üstümü giyeyim. Dışarıda görüşürüz. Arabanın anahtarını verdim kızlar. Dedim hadi kullan neyse. Acıdın mı bana? Yok canım niye acıyım ki acımadım. Acımadın mı? Acımadım da işte. Neyse biz şimdi hazırlandık gidiyoruz. Zor yer bulduk. Neyse oturduk ve Mustafa tam kaç tane istedi biliyor musunuz? 4 tane lahmacun istedi. Ben de aynen bu şekilde. Olmazsa olmaz. Canavar. Vallahi canavar gibi. 4 tane nasıl yiyeceksin dedi. O da ben yerim dedi. Şu tabak da ona ait. Şey de diyor ki garson. 4 tane yerse dedi tatlı benden hediye. Böyle kızlar. Afiyet olsun yavrum. Hadi bakalım. 4 tane lahmacunu yiyemedi kızlar. Zaten garson da bir şaşırmıştı. Neyse dedi tatlıyı dedi artık. Üzgünüm kaçırdın. Yeseydin dedi tatlıyı ısmarlayacaktım. Biz de onu paket yaptırdık. Şimdi AVM'ye doğru gidiyoruz. Kendine bir şeyler baksın bakalım neler bakacak. Kızlar benden uzun. Maşallah.
Sen beni bayağı geçtin ya. Ben senin nerene geliyorum? Dur bakayım az. Omuzlarındayım ciddi anlamda. Ay vallahi omuzlarındayım kızlar. Kocaman oldu. Sen abinden daha mı uzun olursun ki acaba? Şu an abimden daha uzun. Ha? Abimden daha uzun. Daha mı uzunsun? Şimdi bir maviye girelim ilk önce. Oraya girmek istedi. Hadi gel bakalım. Mikael de arkadan geliyor. Bak yeni sezonlar geldi. Bak, bak oğlum kışlık bir şey. Kışlık bir şey alma. Bakar mısın? Çok güzel. Fiyatı da. Hem de senin sevdiğin tarz. Ne kesim bu? İşte bir şey kesim diyorlar. Ha. Medium. Bunun small'una bakmam lazım. Small değil. Medium. Lan çok geniş oğlum. Bu şey. Geniş ama şey boydan. Bunlar öyle. Boda. Aha evet. Bir de şöyle yeşil de var bak orada. Ama şu rengi hoşuma gitti. Bak şu siyah. Yok. Ha? Değil mi? Başka pembe alalım sana. Oğlum bak gerçekten çok kapşonum var. Yani alma. Gel bak şunu bir giysene, merak ettim. Aha bunu bir giy. Bunu medium. Medium. Şunu tutsan al. Hayatım bizim beğendiklerimizi o beğenmiyor. Bırak. O hiç onu olur mu? Bu sana göre. Bakayım ne kadarmış. Hmm, al istersen. Şu telefonu ver bana. Bakayım. Yani zevkine rengin. Harika. Dur şu babana bakacağım. Sen var mı beğendin? Bak burada şu kulaklıklı mulaklıklı. Şöyle ver çantayı düzgünce bak sen. Bakayım mı hikaye? Ne? Dar kalıp. Dar kalıp. Şöyle bir şey giysene. Neden? Hayatım stilini değiştirebilirsin. Hangisi? Beğenmedin mi? Bak o kısma bak. O kısım sanki sana göre. Güzel. Beğendin mi? Tamam. Bir bakayım. Kızlar şimdi Teknosa'ya gireceğim. Şu Philips'in dikey süpürgeleri var ya ona bakacağım. Fiyat bilgisi alayım. Var mı o da bilmiyorum gerçi. Ha, Dyson'da varmış burada. Bu Philips'in mi? Yok. Philips marka. Boş marka. Fiyatlar da şu şekilde. Boş. Boş istemem de. O Philips mi? Bir bakayım al şunlara. Geç bakalım. Tabii ki gönlüm bundan yana ama biraz pahalı. Şimdi ikisi arasında ben kararsız kaldım da. Dyson mı Philips mi diye. Bu da Philips'in en son çıkan modeli mi? Alt serisi. Alt serisi. Üst serisi? Üst serisi şu. Tamam. İkisi arasındaki farkı bilmiyorsunuz değil mi tam olarak? Yani farkı internetten detaylı olarak görebiliriz. İki süpürge bakmaya geldim. Philips ve Dyson arasında kararsızım. Tabii ki almayı çok istiyorum. Hem de çok. Bu en son çıkan serisi değil mi? Bu en son çıkan serisi. Bir alt serisi. Bir alt serisi. Dyson da var ama bilmiyorum. Onun da bir adı var maalesef. V8. Evet. V8 var burada. Bunun da emiş gücü gayet iyi. Sizce? Süpürgeye baktım. Philips ve Dyson. Tabii ki Dyson'ların mükemmel yapma. En son çıkan serisi çok pahalı. 12.000 TL. Hak ediyor mu derseniz evet bir adı var. Reklamını çok iyi yapıyor. Sattırıyor da. Sen ne dersin süpürge? Philips, Dyson? Tabii ki evdeki daha güzel. Ben de diyorum ki sen al. Ben sana her ay... Sık. Canını sıkma. Bir ara alırız ya. Ne zaman? Bir ara. Bir ara. Bakalım. Nasip kısmet. Önce can sağlığı kızlar. Eve geldik. Mustafa'nın aldıklarını da göstereyim. Bunu Collins'ten aldı. Bunu da Mavi'den aldı. İkisi de çok yakıştı yavruma. Güle güle giyinsin. İyi günlerde. Sağlıklı günlerde. Mikael de Mavi'den kendine böyle bir tişört aldı. Ben hiçbir şey almadım. Üçü makinaya 30 derecede 15 dakikalık ayarda şöyle bir yıkansın. Yarın sabah mutlaka ütüyü yapmam gerekiyor. Bayağı da birikti. İnşallah bir aksilik olmazsa ütüyü şöyle arada bir
çıkartayım. İki ara bir derede çıkartmam lazım. Kapanışı yapayım. Bir an önce de videoyu yükleyeyim. Yarın için video hazırlayayım. Benim edit işim uzun sürüyor. Yani ya şöyle yapacağım. Videoyu çekeceğim, konuşacağım, bitireceğim. Hemen hop ekleyeceğim. Ama maalesef ben kelime hataları, belki de çok böyle düzgün cümleler, hani her şeye çok dikkat ettiğim için herhalde birazcık bende kelime hatası çok oluyor. Aslında birazcık daha rahat olsam, rahat konuşsam, hani içinizden geldiği zaman, geldiği gibi de böyle konuşamıyorsunuz burada. Bazen kelime yanlış anlaşılabiliyor. Aslında böyle rahat olmayı çok isterdim burada ama dikkat etmemiz lazım. Birazcık da ben hata yaptığım için de kırpmadır, odur budur. Benim işim birazcık uzun sürüyor video editim. Yorumlarınızı da okudum bugünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Toplulukta bazen böyle anlık fotoğraflar da paylaşıyorum size. Hikayeler bölümüm açıldı. Tekrardan söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar için. Orada da mutlaka günde 2-3 tane, 3 tane, yani orada da, oraya da video koyuyorum. Bugün çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Buzdolabı beni çok yordu. Yani mutfak dolapları inanın o kadar yormadı. Çünkü ben mutfak dolaplarını yine arada bir hallediyordum. Fakat buzdolabının rengi açıldı. Vallahi rengi açıldı. Ben bayağı salmışım kendimi. Böyle bakalım. Halıyı da verdik. Pazartesi günü gelecek. Ramazan'ın ilk günü ya da ikinci günü gelecek. Yani yapacak bir şey yok kızlar. Onlar da haklı. Yani bir şey diyemiyorsunuz. Tabii o ilk duyduğumda birazcık böyle hani şey oldum ama mantıklı düşündüğünüz zaman da onların da benzini, suyu, elektriği, yani Allah herkese güç versin, Allah herkese kuvvet versin, geçim kolaylığı versin. İşçiye de, emekliye de, çalışana da, memura da, herkese geçim zor. Gelelim bir günün sonuna. Beni buraya kadar severek, beğenerek ve atlamadan izlemişsinizdir umarım. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma da halen abone değilseniz, abone olup destek olursanız da çok sevinirim. Yeni güne bismillah diyelim. Haftanın ilk günü. Güzel günlerimiz olsun, güzel haftalarımız olsun, güzel yıllarımız olsun sağlıkla. Allah gönlünüzden ne geçiriyorsanız, şu gönlünüzden, yüreğinizden Rabbim her şeyin en başta hayırlısını versin. Rabbim de dualarınızı kabul eylesin. Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun. Bursa İnegöl'den hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Türkiye'nin neresindeyseniz, dünyanın neresinde yaşıyorsanız hepinize selam ve sevgilerimi yolluyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın.